Selamlar. Bugün geleceğe hazırlanmaktan bahsedeceğim. Geleceğe hazırlanmak deyince sanki sırf gençlere hitap ediyormuşum gibi olacak. Değil. Tabii ki onlara hitap ediyorum ama benim gibi biraz daha orta yaş diyelim. Kariyerinin ileri aşamalarında olan, ortalama aşamalarında olan insanlara da hitap ediyorum. Çünkü gelecek çok hızlı değişiyor ve ona doğru hazırlanmak lazım. Bir yandan yapay zeka, otomasyon, robotlar, dijitalleşme işler üzerine büyük baskı yaratıyor. Daha belki geçerli önemli işlerin önemini azaltıyor veya tamamen ortadan kaldırıyor. Bir yandan da yeni işleri doğuruyor. Bir de tabii pandemi var, Amerikan seçimleri var, Türkiye ekonomisinin kendi içindeki sıkıntıları var. Yani önümüz öyle pırıl pırıl değil. Bazıları için pırıl pırıl ama kimler için? Geleceğe doğru hazırlananlar için. İşte bugün geleceğe nasıl doğru hazırlanılır konusunda sizinle 5 madde paylaşacağım. Umarım ilginizi çeker. İlk yapmanız gereken birinci madde, geleceğe hazırlanmak istiyorsanız hemen satılabilir becerilerinizi geliştiriyor olmanız lazım. Tasarım, konuşma, fotoğrafçılık, koçluk, mentorluk, bütün bunlar olabilir. Yani aklınıza gelen başka şeyler olabilir, daha temel şeyler. Boyacılık, değil mi? Düzgün boya badana yapabiliyor olmak, bahçıvanlık, aşçılık hepsi. Çünkü bu ekonomideki sert değişimler sırasında bile bu bazı temel meslekler hep fırsatlar yakalıyorlar. Ve şimdi üstelik bu temel meslekleri internetten pazarlamanız da kolay. Fiverr gibi, Upwork gibi yurt dışındaki, Türkiye'deki Armut gibi, Beyond'luk gibi siteler üzerinden yeteneklerinizi başkalarının pazarlamanız da mümkün. O yüzden hayatı hep şöyle düşünün. Benim bu tip sitelerde hemen pazarlayabileceğim yeteneğim var mı? Yani Allah korusun işten atılsam, küçük girişimim batsa, başıma bir işler gelse hemen buralarda kendimi pazarlamaya başlayabilir miyim? Eğer böyle beceriniz yoksa geliştirmeye başlayın. Bu da çok zor bir şey değil. Hepsi öğrenilebilir konular bunlar. Zaten bazı becerinize sahip onları biraz daha cilalayın ve hemen o sitelerden bunları pazarlayın. Yani bugün işlerinizin iyi olması bunu engellemesin. Böyle yandan kendinize küçük bir ağ kurun, küçük bir marka oluşturmaya başlayın. Ufak tefek de olsa zamanınızı bir bölümüne gidip bu işleri yapın. Bu sizi geleceğe doğru hazırlayacaktır ve bir gün bir şok dalgası gelirse, bir işsizlik dalgası sizin kafanızda olacaktır. Biraz daha rahat olacaktır. İkinci önerim, ilkili aslında paralel. Başkalarına anlatacak önemli bir şey var mı? Bildiğiniz, başkanı anlatınca onların ilgisini çekecek, öğrenmek isteyecekleri ya da onları eğlendirecek bir şeyler var mı bildiğiniz? Yoksa da öğrenebilir misiniz? Çünkü bugünün teknolojik dünyasında YouTube gibi, Instagram gibi, yazı newsletterlar gibi, bloglar gibi, podcastler gibi pek çok kanaldan insanlara bunları anlatmanız mümkün artık. Bunları eğitimlere çevirip pazarlamanız mümkün. Mesela bir Türk girişimci olan Eren Bali'nin kurduğu Udemy gibi platformlardan bunları başkalarına pazarlamanız da mümkün. Para almanız mümkün buna. Veyahut da işte bu kurduğunuz kanallara eğer takipçi çok gelirse buralara reklamlar almanız, sponsorlar bulmanız da mümkün. Biliyorsunuz daha evvel bir yazımda anlattım. Benim podcast deneyimi böyle gidiyor. Ben bu podcastlerden para kazanmıyorum ama bunu beğenen büyük kurumlar podcast yapmam için bana para veriyorlar kendilerine. Güzel oldu. Bana da böyle bir yeni bir iş çıkmış oldu, iş fırsatı. Mutlaka anlatmaya değer bir şeyler vardır hayatınızda. Kiminiz futbol hastasıdır, acayip detaylar biliyordur. Kiminiz işte teknik bir konuda bilgilidir. Kiminiz çok eğlenceli hikayeler anlatabiliyordur. Mutlaka anlatacağınız şeyler vardır. Anlatın bunları arkadaşlar. Görselse görsel, yazılıysa yazılı, sözlerse podcast gibi kanaldaysa hepsi olur. Yeter ki bir şeyler anlatmaya başlayın. Eğer bu anlattıkları insanınızın ilgisi çekiyorsa o zaman karşınızda yeni fırsatlar olacaktır ve sırtınız yere gelmeyecektir. Üstelik bu başkalarına düzenli bir şey anlatmanın şöyle faydası da var. Ben haftada 2 podcast yapıyorum. Haftada 7 tane bülten yazısı yazıyorum. Üye değilseniz üye olun. Linki aşağıda, müthiş yani. Herkes çok seviyor. Bu benim sürekli araştırmamı, okumamı, kendimi geliştirmemi de sağlıyor. Mesela diyelim ki bankacısınız. Bankacılık konusunda bir blog tutuyorsanız kendinizi çok geliştirirsiniz bu her hafta yayınlarda. Çünkü insan okurlarını kendi beğendirmek için sürekli kendisini geliştirmesi lazım. Böyle bir yan faydası da var. Üçüncü yapmanız gereken şey hızlı büyüyen sektörlere bakmak. Acaba bu hızlı büyüyen sektörlerde aranan pozisyonlar için uygun becerileriniz var mı? Ne yapacaksınız pratikte? Mesela Türkiye'de kim hızlı büyüyor? Peak Games hızlı büyüyor, oyun sektörü. Trendyol hızlı büyüyor, online perakende. Getir hızlı büyüyor, evlere teslimat. Bunlarda iş ilanlarına bakın. Acaba benim becerilerim uygun mu bunlara? Buna göz atın. Eğer becerileriniz bu iş ilanları için uygunsa süper. Onları daha da geliştirin. Eğer değilse başınız dertte olabilir. Çünkü belki de içinde olduğunuz sektör yavaş yavaş bunlara yenilmek üzere. Çünkü dünyada hep öyle oluyor. Çoğu sektör bu dijital oyunculara yeniliyor. Oraya doğru becerinizi geliştirmeniz lazım. Yine bunu demin bahsettiğim Udemy gibi sitelerden alacağınız eğitimler, Udacity gibi sitelerden alacağınız eğitimlerle
geliştirmeniz mümkün. Online eğitim bir deniz şu anda, yani derya deniz, inanılmaz çok şeyi öğrenmek mümkün. Dördüncü geleceğe hazırlık ilişkilerinizle ilgili. Network'ünüz, sosyal ilişki ağınız. Bu çok önemli. Çünkü güçlü bir sosyal ilişki ağı hem size fırsatları gösterir, hem dünyaya daha entegre olmanızı, dünyadaki değişimleri daha iyi algılamanızı sağlar. Bu da kendinizi doğru şekilde geliştirmenin önünü açar. Ve bir yandan da bu fırsatlar ortaya çıktığında bunları değerlendirmenizi de kolaylaştırır. Çünkü insanlar sonuçta tanıdıkları insanlarla, güvendikleri insanlarla iş yapmak isterler. İster bir girişim fırsatı olsun, ister bir pozisyon olsun, ister bir yeni atılım olsun, bunlardan haberdar olmak için de network çok önemli. O yüzden network'ünüze düzenli yatırım yapmalısınız. Bu şimdi tabii çok kolay eskisine göre. Çünkü sosyal medyada var ve sosyal medyayı böyle etkin kullanabilirsiniz. Benim şu anda sadece sosyal medya üzerinden tanıştığım bir sürü insan var ve birbirimize çok faydamız dokunuyor. Hatta mesela bu cumartesi günü çok tatlı bir çiftle online görüşme yapacağız. İşte beni yazılarımı okuyorlarmış ve hayatlarını çok etkilemişim. Bununla ilgili bana çok dokunaklı, böyle kalbime dokunan bir yazı yazdılar. Hocam bizi çok etkilediniz diye. Ben de onların bu yazısından çok etkilendim. Şimdi bu cumartesi birebir Zoom'da onlarla görüşeceğiz. İşte network ne yapıyor? Genişliyor. Ve birbirimize katabileceğimiz değerler, faydalar artıyor. Network'ünüzü geliştirmeniz lazım ve buna yatırım yapmanız lazım. Geleceğe doğru hazırlanmak istiyorsanız. Ve son olarak da hayatınızı biraz renkli yaşamanız lazım. Ben işte şu şirkette çalışıyorum. İşte sabah 7'de evden çıkıyorum. Gece 7'de eve geliyorum. Netflix seyrediyorum. Sonra yatıyorum, uyuyorum. Hafta sonu işte klasik, sonra da yılda 2 hafta tatil. Aynı arkadaşlar, aynı dostlar. Bu iyi bir hayat değil. Yani Allah şükür, hani tabii bunu yaşayamayan da çok insan var diyebilirsiniz. Doğru. Ama hayatı renkli yaşamanız lazım. Ve inanın bana, ekonomik olarak çok da güçlü olmayan bir sürü insan çok renkli hayatlar yaşıyor. Renkli hayattan yaşamaktan kastım ne? Deneyim çeşitliliğinizi artırıyor olmanız. Tanıştığınız insanların çeşitliliği, gittiğiniz yerlerin çeşitliliği, izlediğiniz haberlerin, bilimin, sanatın çeşitliliği, bunlar her şeyi çok değiştirir. Bu renklilik sizi yaratıcı kılar. Yaratıcı insanların yeni çağda hiç sıkıntısı olmaz, geleceğe doğru hazırlanmış olurlar. Lütfen hayatınızın çeşitliliğini doğru yönetin. Tabii ki bir takım rutinleriniz olacak. Onlar bizim verimliliğimizi artıran konular, ama bir yandan da renkler katmak lazım. Yeni şeyler denemek lazım. Onlar hep zihnimizi açan, bizi geleceğe daha doğru hazırlayan şeyler. Evet, 5 madde. Tekrar şöyle bir sıralamak gerekirse, bir tanesi hemen pazarlayabileceğiniz beceriler var mı? Başkanın ilgisini çekecek, onlara anlatabileceğiniz bir şeyler var mı hayatınızda? Yeni hızlı büyüyen sektörlere uygun becerilere sahip misiniz? Network'ünüz doğru bir network mi? Sosyal ilişki ağınız doğru mu? Onu geliştiriyor musunuz? Ve son olarak da renkli, deneyimlerle dolu, zengin bir hayat yaşıyor musunuz? Bunları yaparsanız sırtınız yere gelmez. Her zamanki gibi, hoşunuza gitmişse podcast, bir like süper olur. Bir yorum harika olur. Podcast YouTube'lardan izliyorsanız onlar daha fazla insana ulaşmamı sağlıyor. Beni çok motive ediyorlar. Bir de altta bülten linkim var. Lütfen bültene bir üye olun. Her gün yazı geliyor. Nefis yazılar paylaştığımı düşünüyorum. Okurlarım böyle düşünüyor. Belki sizin ilginizi çeker. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Geleceğe hazırlanmaya devam edin.